Evet. Bir Ya saniye. Evet. Tevbe etmene bir vakti var mı? Bir zamanı var mı? yok. Yok mu? Var diyor arkadaş. Yok. Yani her an tövbe edilir yani. Tövbe Her vakti an tevbe olmazsa. edilen ne zamana kadar? Kıyamet kopmadan önce. Kıyamet kopmadan önce tevbe ederse. Ölüm Bir. gelmeden önce. Can boğaza Gelmeden gelmeden önce. İnna Allah yakbalu tevbetel abdi ma lem yugarrir. Hani karkara yapar ya. Evet, hani ağzımıza su alır da bazen karkara yaparız. Yani bazen boğazımıza kadar canımız, ruhumuz dayanıyor. Biz atlanmaya çalışıyoruz. Halbuki can gelmiş boğaza kadar dayanmış, çıkmak üzere. Zannediyoruz ki nedir? Boğazımızda bir şey vardır. Demek ki can boğaza gelmeden önce, güneş de batıdan doğmadan önce tevbe edilirse inşallah o kimsenin tevbesi kabul edilir. Hani Firavun baktı gördü ki artık nedir? Boğulmak üzere ölümle karşı karşıya ne dedi? Tevbe ettim dedi. Tevbesi kabul olunur mu? Tevbesi kabul olunmaz. Tevbesi kabul olunmaz. Peki günahları terk etmek tevbe midir? Tevbe midir? Tevbedir. Allah'a peygambere itaat etmek tevbe midir? Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine sımsıkı sarılmak tevbe midir? Allah'a dönmek demek ki tevbedir. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılmak tevbedir. Günahları bırakmak tevbedir. Yapılması gereken şeyleri yapmak tevbedir inşallah Teala. Yani tövbe dille değil, değil mi? Dille Amel. değil. Dil, kalp ve diğer organların hepsi. Efendim. İnna Allah yuhibbu ettevvabin dedi. Allah tevbe eden kimseleri sever. Ve efendim bunun yanında tevbe eden kimseler için Allahu Teala buyuruyor ya eyyuhellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ya eyyuhellezine amenu. Ne demektir ya eyyuhellezine amenu? Ramazan kardeşim. Ey amel eden, işleyenler, iman Ya edenler. eyyuhellezine amenu ey iman edenler. Ey amel Evet. Ya eyyuhellezine amenu. Ey ahiler diyor kardeşimiz. Ey ahiler olmaz. eden. Ey ihvanlar. Evet. Ey ihvanlar, ey arkadaşlar, ey müminler, ey Müslümanlar, ey ahiler yarısı Türkçe yarısı Arapça oluyor. Yarısı öyle. Evet. Bunlar ihvanlar olmuş. Kunu ibadallahi ihvana. Bunlar diyoruz. Ha. O da var. Doğrudur. Evet. Allah Celle Celaluhu bu ayette ya eyyuhellezine amen. Burada kimler çağrılıyorlar? Kim çağırıyor? Boşu boşuna mı çağırıyor? Mutlaka nedir? Önemli bir şey vardır. Bu işi yapın veya bu işi yapmayın diyerek. Ya eyyuhellezine amen. Tûbû ilallâhi tevbeten nasûha. Tûbû ilallâhi veya cemiyan. Leallekum tuflihun. Tuflihun ne demektir? Tuflihun. Cevit kardeşim. Felah ne demektir? Hadi ezende ne diyoruz? Hayya alel felah. Aydın İslam'a. Aydın cennete. Kurtuluş ne, kimden, neyden kurtuluş? Allah'ın azabından kurtuluş. Allah'ın cehenneminden kurtuluş. Allah'ın azabından kurtulursa bir kimse nereye gönderilir? İnşallah Teala cennete gönderilir. Demek ki felaha erebilmemiz için, kurtuluşa erebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Tevbe etmemiz gerekiyor. Adamın biri zamanında kaç kişi öldürmüştü? 99 kişi öldürmüştü. Sonra da ne yapmak istedi? Tevbe etmek istedi. Tevbe etmek için ne yapmıştı? İnsanlara soruyor. Ben bu kadar insanın canına kıydım. 99 insanın canını efendim kıydım, öldürdüm. Şimdi de ben Allah'a dönmek istiyorum. İslami bir hayat başlatmak istiyorum. Acaba tevbe edersem Allah tevbemi kabul eder mi?
Ve nereye gönderdiler kendisini? Zübeyir kardeş? Bir papaza gönderdiler. Abid. Ne demek abid? Alim değil de kendini evet ibadete vermişti. Buna ne diyoruz? Abid diyoruz. Abidin yanına gitti, durumunu anlattı. Abiddir, yani ibadetle meşgul oluyor ama ilim yoktur. Ben diyor bu kadar insan öldürdüm, şimdi de diyor Allah'a dönmek istiyorum, tövbe etmek istiyorum. Tövbemi kabul eder mi? Allah tövbemi kabul eder mi? Ulan adam sen merhametsiz, sen katil, sen vicdansız, sen şerefsiz, sen şöyle adamı tahrik ediyor, onu da öldürüyor. Boşu boşuna dememişler, yarım tabip veya doktor ne yapar? Yarım alim de dinden eder, imandan eder, her neyse. Ama yine adam tövbe etmek istiyor. Durmadan sağa sola efendime söyleyeyim, soruyor. Ben diyor tövbe etmek istiyorum. Sonra birisi ona bir söz söyledi. Ne dedi arkadaşlar? Şehrini terk et. Ulan yere, evet. Ulan yerde bir alim vardır. Onun yanına gidersen, durumunu anlatırsan, o sana fetva verir. Veya soruna cevap verir. Gidiyor durumunu anlatıyor. Durumunu anlatıyor. O alim olan insan kendisine bir öneride bulunuyor. Ne diyor kim bilir? Ha, burası kötü olan kimselerin yeridir. Ha, kötü bir belde. İnsanları kötü insanlardır. Kötülük yapmana vesile oluyorlar. Kötü olmana vesile oluyorlar. Demek ki biz de eğer birisi kötü olmamıza, kötü olan işleri yapmamıza, kötü olan sözleri söylememize vesile oluyorsa, kötü arkadaşlarımız varsa etmeliyiz. Kötü arkadaşlardan ne yapmalıyız şey Ali? Kötü arkadaşlardan uzak kalmalıyız. Kötü yerleri öğretiyorlar. Kötü yerlere gitmeyi öğretiyorlar. Kötü olan sözleri öğretiyorlar. Kötü olan işleri öğretiyorlar. O türlü kötü olan insanlardan, arkadaşlardan ne yapmamız gerekiyor? Efendim uzak kalmamız gerekiyor. Eğer sen onu kendi yoluna çekemiyorsan, baktın gördün ki sen onun yoluna gideceksin, en iyisini yapalım, ondan uzaklaşalım, ondan uzaklaşalım. Bu alim dedi ki senin tövbe etmek istiyorsan tövbe edebilirsin. Tövbe kapısı nedir? Açıktır. Tövbe kapısı açıktır. Ne zamana kadar açıktır Cevdet kardeş? Eceli gelene kadar. Güneş batıdan doğana kadar. Güneş batıdan doğana kadar. Güzel. Bu da güzel. Cennetin bakınız arkadaşlar. Cennetin kapıları ne zaman açılır? Evet. Cennetin kapıları ne zaman açılır? Ramazan ayında. Ramazan ayında. Bak Ramazan biliyor Ramazan ayında açıldığını. Evet. Başka hangi gün açılır? Yok. Evet. Perşembe. Buyur. Perşembe. Perşembe günü ve pazar günleri açılır. Ondan sonra kapatılır. Buyur. Pazartesi. Pazartesi, perşembe günleri. Cennetin kapıları bugünlerde açık. Diğer günlerde kapalı. Ama tevbe kapısı devamlı. Kıyamete kadar. Gece, gündüz 24 saat. Tevbe etmek istediğin zaman istediğin zamanları tevbe edebilirsin. Tevbe etmek için herhangi bir kimseye başvurmamız gerekir mi? Bir kimseden tevbe etmemiz, almamız gerekir mi? Birisine aracı koymamız gerekir mi? Direkt insan nedir? Allah'a elini açabilir. Allah'a yönelebilir. Allah'a tevbe edebilir. Allah'a tevbe edebilir. O alim ne demişti kardeşim? Bu beldenin, bu memleketin, bu köyün insanları kötü insanlardır. İyilerden olmak istiyorsan ne yapman gerekir demişti? Evet. Fulan köye gideceksin. Fulan beldeye gideceksin. Ve o beldeye gitmek için yola çıkıyor. Sonra ne oluyor? Ölüyor. Yolda, yarı yolda ölüyor. Sonra ne oluyor? Azap melekleri geliyor. Rahmet melekleri geliyor. O biri cennete, o biri cehenneme götürmek istiyor. Sonra nasıl bir anlaşma gerçekleşiyor aralarında? Buyur. Ölçelim. Hangi köye daha yakınsa o taraftandır. Bakıyorlar, görüyorlar ki iyilerin köyüne daha yakındır. Evet, rahmet melekleri. Bakınız burada bu adam daha ibadete başlamadı. Daha namaza başlamadı. Daha nedir?
yapılması gereken işleri yapmak için ama bir adım attı. Ve samimi bir niyet. Biraz önce dedik ya, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَلَاحَ اَرْمِشْتِرْ. Bakın, samimiyetinden dolayı, iyi niyetinden dolayı Allah-u Teala kendisine nedir? Cenneti nasip ediyor.